Şimdi Mehmet Akif hakkında burada her şeyden önce bir torunu var. Programı ikimiz beraber yapacağız. Zaman zaman o konuşacak, zaman zaman ben. Daha böylece sıkıcı falan olmasın, etmesin. Programın sonunda da fazla kalabalık olmadığı için aklınıza takılan, daha önce Mehmet Akif'le ilgili konularla ilgili de sorularınız olursa sorularınızı da cevaplandıracağız. Selma Hanım, buyurun. Teşekkür ederim hocam. Ben de ilk önce hepinize teşekkür etmek istiyorum. Burada bizimle berabersiniz, bizi çağırdınız, davet ettiniz. Sağ olun. Ben İstanbul'dan geldim. Hocam Manisa'dan geldi. Ama gülerek ve severek geldik. Çünkü ben ilk defa geliyorum. Hocam bilmiyorum daha evvel geldiniz mi buraya? Kütahya'ya çok geldim de Tavşanlı'ya da ilk defa geldim ben konferans için, evet. Ben Kütahya'yı da daha görmedim. Çok yer dolaştım dedem sayesinde. Dedemin izinin peşindeyim. 2011 başından beri bu vazifeyi severek ve her şeyden çok önemseyerek yapıyorum. 2011'de Mehmet Akif yılı ilan edildikten sonra bir çığ gibi büyüdü. Daha evvel biliyorsunuz hatta unutturulmaya çalışan bir insandan bahsediyoruz. Nedenini hala anlamamışımdır. Ama öyle oldu maalesef. Ama 2011'de başladığım bu yolculuk çok güzel gidiyor. Her gittiğim yerde sizler aileme katılıyorsunuz. Ailem büyüdü, büyüdü, büyüdü. Gitmediğim çok az yer kaldı. Onun için bugün aileme hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum ben. Hepimizin bildiği tabii Mehmet Akif'in hayatı biliniyor. Bir kısım biliniyor, bir kısmı bilinmiyor. Araştırılmak istenmiyor ama her zaman söylediğim bir şey var gençler hepinize. Mehmet Akif'i anmaktan çok anlayarak anlamak. Yani anarız, dualar ederiz ama orada kalmamalı, anlamalıyız. O Safahat adlı 7 bölümden oluşan kitabını niçin yazdı? Bir belgesel bıraktı bize. Bir yaşanmışlık kitabıdır. O okunması gereken ve ders kitabı olması gereken bir kitaptır. Bize bıraktığı nasihatler, demin başkanımın da dediği gibi satır arasındaki seslendiği notlar, satır aralarında, İstiklal Marşı'nda, Çanakkale'de, Bülbül'de ve sair bütün şiirlerinde oraları çok dikkatli okumak, çok iyi anlamak gerekir. Çünkü neden acaba haykırıyor orada? Veya Bülbül'de niye hüngür hüngür ağlıyor? Bülbül'ü söyletir kendi yerine. Dedemin şiirlerinde bir huyu vardır. Mesela Asım bölümü çok uzun bir bölümdür. Çok uzun senelerde yazılmıştır. Ve orada da Köse İmam'ı konuşturur kendi ağzından. 4 kişi arasında geçer. Biri Emin Dayım, biri Asım, Köse İmam ve Hoca Efendi. Hoca Efendi dedemiz. Köse İmam da Ali Şevki hocadır aslında. Hiç çocuğu olmamıştır, evlenmemiştir. Ama onu o kadar sever, takdir eder ki hocam ona bir Asım isminde bir oğul hediye eder. Görmek istediği gençlik sembolüdür Asım. Kız veya erkek değil bir gençlik sembolüdür. Vatanını seven, onun için gözünü karartıp icabında canını verebilecek, şiddete başvurmadan her şeyi halledecek ama Batı'ya gidip okuyacak fakat Batı'nın ilmini alacak. Batı'na hayran olmayacak. Batılılaşmayacak. Ama Batı'nın ilmini ve fenini alıp gelip kendi özverimizde, kendi kaynaklarımızda kaynaştırıp kendinden sonraki gelecek nesillere yerleştirmek için, yetiştirmek için bir nesil yaratmıştır. Biraz da kendisidir Asım. Hakikaten eğer okursanız iyice anlayacaksınız. Mehmet Akif biraz da Asım'dır. Asım kim diyeceksiniz? Sevgili Peygamberimizin sahabelerinden biridir. Bir de görmek istediği gençliktir diyorum ben. Değil mi hocam? Evet. Buyurun lütfen siz de biraz. Şimdi bir soru attı ortaya. Ben o soruyu cevaplandırayım. Mehmet Akif niye unutturulmaya çalışıldı? Evet, yani düşünün bir ülkeyi, o ülkenin milli marşını yazan bir şairi, o ülkenin bütün insanları takdir eder ve severler. Fakat Türkiye'de böyle olmadı. Mehmet Akif'i sevenlerinin belki yarısı kadar veya üçte biri kadar da sevmeyeni var. Ya bu adam ne yaptı? Nasıl bir suç işledi de unutturulmaya çalışıldı? Suçu şuydu. Biz bir Çanakkale Savaşı yaşadık. Milli mücadele öncesinde Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephesiydi. Biz bu cephede
253 bin şehit verdik. Asker yetmedi. Birileri şunu söylüyorlar, kafanız karışmasın. Ya niye 253 bin diyorsunuz? İşte 66 bin Genelkurmay'ın da arşivlerinde var, bu kadar şehit az mı bu 66 bin de siz bunu bir de 253 binlere falan çıkarıyorsunuz. Onlar bunu söylerken aslında yanlış bir şey söylemiyorlar. Bizim askeri kanunlarımızda şehitlik şöyle tarif edilir. Mesela iki asker yan yana savaşıyorlar. Birisi bir kurşun yiyor, alnından orada düşüyor. O şehit kabul ediliyor. Birisi de omuzundan yiyor bir kurşun, yaralanıyor, hastaneye kaldırılıyor, iki gün tedavi görüyor, üçüncü gün vefat ediyor, onu şehit saymıyorlar. Hatta bu anlayışımız 10 sene kadar önce PKK ile yapılan mücadelede de bu vardı. Birçok aile mahkemelere gittiler. Çocuğu asker, karakola askeri jiple ekmek götürüyorlar. PKK yolda mayın döşemiş, araba patlıyor, 3 tane askerimiz şehit düşüyor. Fakat şehit kabul edilmiyorlar onlar. Bu düzeltildi. Yani oradaki 60 küsur bin, 253 bin rakamının şeyi buradan geliyor. Bizim askerimiz yetmediği gibi arkasından devlet memurlarını götürdük oraya. Çiftçileri götürdük, bakkalı götürdük. Yetmedi, en son lise öğrencilerine göz diktik. 1914-15'te Osmanlı Devleti'ndeki liselerden hiçbirisi mezun vermemiştir. Sultan Reşat lise ikinci sınıflar içinde tam ferman yayınlayacağı sırada o iş bitti, savaş durdu ve o ikinci sınıflar kurtuldular. Sadece biz o dönemde hastanelere taşıdığımız yaralı sayısı 330 bin. Böyle korkunç bir rakam başka bir savaşla şey olmamıştır. Bir ikincisi, bu sadece Türk milletinin savaşı değildi. İslam ümmetinin savaşıydı. Zaman olsa o listelerden, Endonezya'dan tutun, Malezya'dan tutun, Orta Asya ülkelerinden tutun, Fas'tan tutun, Cezayir'e kadar, Avrupa ülkelerinden tutun, her yerden gönüllü asker vardı. Sivillerdi bunlar. Mesela Çanakkale'de şehit düşen Şamlı çocukların sayısı 6000'dir. 6000 kişi sadece Şam'dan çedirmiştir. Bu Şam'daki hadiseler falan olmadan önce Şam Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi bir anlaşma yaptık. Dedik ki orada şehit olanları biz buradan isimlerini tespit edelim. Siz de ailelerini tespit edin. Bunları netleştirelim. Fakat o Arap Baharı dediğimiz şey oldu. Suriye karıştı. Biz de düşman olduk birbirimize. O iş öyle yarım kaldı. Ama 6000 tane Şamlı çocuk var orada. 4000 tane Halepli çocuk var. 3000 tane Beyrutlu çocuk var. Hama, Humus, Musul her taraftan. Ümmetin bu son şeyiydi. Ve Akif'in dediği gibi tevhidi kurtaran bir savaştı Çanakkale savaşları. Fakat Çanakkale üzerinde hiç kimse ne bir şair bir şiir yazdı. Ne bir hikaye yazarı bir hikaye yazdı. Ne bir roman yazarı bir roman yazdı. Hiç kimse bir şey yazmadı. Ders kitaplarında 1,5 sayfa yer verdiler. O bir sayfasında Boğaz'ın resmi var. Bir tane gemi böyle dumanlarını almış gidiyor. Bir sayfada o gemi var, öbür sayfada da yarım saat Anafartalar kısmında Mustafa Kemal'den bahsediliyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni birincilikle bitiren üniversite yüksek lisansı almak için sorduğumda Çanakkale
savaşların başkomutanı kimdi? Birincilikle bitirmiş öğrenci dedi ki Atatürk dedi. Halbuki Atatürk o sırada henüz binbaşı rütbesindeydi oraya gittiğinde. Gittiğinde yarbay rütbesini aldı daha. Komuta şeyinde 34. sırada yer alıyordu. Birileri orayı da Atatürk'e mal etmek için bunu şahsiyetsizliklerinden yapıyorlardı. Mustafa Kemal'in buna ihtiyacı yoktu. Onun siyaset adamı olarak maharetlerini, devlet adamı olarak kabiliyetini, asker olarak kabiliyetini, dostu, düşmanı herkes biliyor. Bu yağcıların sapıtmalarına, saptırmalarına da ihtiyacı yoktu. Ve Çanakkale unutturuldu. Cumhuriyet tarihinin yazarlarına bakın, şairlerine. Yahu bir kızın kirpiği için şiir kitapları yazdılar. Çukurova'nın sivri sineği için bile şiirler yazdılar. Kuşlar için yazdılar, kelebekler için yazdılar, çiçekler için yazdılar. Yazılmadık şey kalmadı. Bir tane Çanakkale şiiri yazmadılar. Yüzlerce roman yazdınız. Bir tane Çanakkale. Yahu sadece bakın. Tekirdağ Mecruhin Hastanesi'nde elime geçen bir sayfalık bir hastane raporunda 6 tane çocuğun ismi vardı. Bir tanesi 13 yaşındaydı, diğer 5'i 14 yaşındaydı. Çanakkale'de Kirte Muharebesi'nde şehit düşmüşlerdi. Tekirdağ Mecruhin Hastanesi'nde tedavi görürken 6'sı da orada şehit olmuştu. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin futbolcuları da orada yarısı şehit düştü. Hiç kimse bir şey yazmadı. Eh Akif, bu sana mı kaldı? Bu sana mı kaldı? Çanakkale şiiri tek yazan şair o oldu. İşte bütün hatası bu oldu. Ve ama öyle bir şiir yazdı ki, hani müfessirler şunu derler. 6666 ayet olan Kur'an-ı Kerim'in hepsi kaybolsa, sadece Fatiha kalsa, Fatiha'ya bakarak Kur'an'ın o 6600 sayfasını yazarız. Ona Ümmül Kitap diyorlar. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Çanakkale ile ilgili bütün belgeleri yaksalar, Akif'in o Çanakkale şiirine bakarak Çanakkale şiiri, Çanakkale muharebelerini yazarım hepsini tarihçi olarak. Şimdi Akif bu şiiri nasıl yazdı? Ben onu lisedeyken, üniversitenin de ilk sınıflarındayken Mehmet Akif'in muharebeler sırasında Çanakkale'de olduğunu, gözüyle bizatihi savaşı gördüğünü ve bu orada bu şiiri yazdığına inanıyordum. Çünkü o kadar mükemmel bir tasvir yapıyor ki, o kadar detaylı bir tasvir veriyor ki, bu ancak görmekle olur. Sonra üniversitede hatıratlar, şunlar bunlar okuyunca, o sırada İngilizler Arapları aleyhimize kışkırtıyorlar. Kuşçubaşı Eşref'le beraber bir ekip, o günkü bizim istihbarat teşkilatımız. Akif orada da çalıştı. Almanya'ya falan gittiler, Avrupa'da da çalıştılar, oradan da geldiler Mısır'a gittiler. Mısır'daki aşiret reislerini ve özellikle tarikat şeyhlerini, bir de siyasetçileri uyardılar, İngilizlere uymayın. Oradaki işlerini bitirdikten sonra Arabistan'a gittiler. Arabistan'da Hicaz bölgesinde bir miktar Arap'ın İngilizlerle işbirliği haline girdiğin haberlerini almışlardı. Hicaz'a doğru gidiyorlardı.
bir akşam üzeri konakladılar. Çadırlarını kurdular. Bir kıtada asker var yanlarında. Oturdular. Kuşçubaşı Eşref diyor ki, ne yediğimizden tad alabiliyoruz, ne uyuyabiliyoruz. Hepimizin sinirleri bozuk. Çanakkale düşerse İngiliz, Fransız donanmaları İstanbul'a girecekler. İstanbul hilafetin başkenti. Böylece bütün İslam dünyası yok olup gidecek. Korkumuz bu. Durmadan kulağımız İstanbul'dan gelecek haberde. O akşam çadırı kurduk. Çadırın önünde biz oturmuşuz. Akif de böyle ayda görünüyor. Biraz çadırdan uzaklaşmış böyle yukarılara bakıyor, duruyor. Düşünceli zaten, hiç yüzü gülmüyor. O arada diyor, bir telgraf geldi. Çanakkale için İstanbul'dan çekmişler. Asker getirdi dedi. Açtım şöyle bir baktım. Zafer, zafer, zafer yazıyor üzerinde. Bunu ilk olarak Mehmet Akif'le paylaşmamın şey olacağını düşündüm, doğru olacağını. Ve seslendim Akif'e. Böyle 20-25 metre uzaklıkta duruyor çadırdan. Arkası dönük. Semaya bakıyor. Çağırdım, döndü. Gel dedim. Geldi diyor. Telgrafı ona verdim. Telgrafa baktı. Ben dedi onu okuyunca onun zıplayacağını havaya sevinçten zannediyordum. Böyle mermer taş gibi kesildi diyor. Böyle bakıyordu sadece. Hiç konuşmadı. Bir dakika kadar bu sürdü. Çadırın giriş kapısının yanında bir iplik vardı. İçinde su vardı. O ipliği aldı. O kağıt da elinde. Şöyle çadırdan uzaklaştı. 20-25 metre ileri gitti. Orada o iplikten gördüm dedi, abdest aldı. Ondan sonra Hicaz'a doğru, yani kıbleye doğru döndü dedi, namaz kılmaya başladı. Birinci rekatın secdesi biraz uzun sürdü, 5 dakika kadar. Biz de böyle bakıyoruz. İkinci rekata kalktı, sonra tekrar secdeye gitti. Çok uzun sürdü secde. Böyle 6-7 dakika sürdü. Biraz sonra dedi hıçkırıkları duyulmaya başladı. O hıçkırıklar gelince dedi askerler hemen müdahale edip karışmayın diyor dedi. Karışmayın. Bir 7-8 dakika dedi hıçkıra hıçkıra ağladı. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Ondan sonra kalktı dedi ayağa. Elinde de o telgraf kağıdı vardı. Geldi böyle taş kesilmiş gibi o kağıdı bana uzattı dedi. Ben aldım baktım Çanakkale şehitlerine diyor. Ve Çanakkale şehitlerine yazdı o şiiri. O akşam orada secde halindeyken şiiri yazdı orada. Bazıları Alman seyahati döneminde yazdığını söylerler, doğru değil. Ya sonra bunu okuyunca kendi kendime düşündüm, öğrenciyim daha üniversitede. Ulan bu sene Dünya Kupası Katar'da yapıldı değil mi? Biz evde seyrettik. Canlı seyrettik. Katar neresi? Bizim Manisa'daki ev neresi? Hatta futbolcuların zaman zaman mesela topa giriyorlar, birisi ayağına vuruyor, kemiğin sesini bile duydum. Yahu kaç bin kilometre uzaklıktaki bir yerden bir insanoğlu bir alet yapıyor, o alet görüntüyü, sesi kaç bin kilometre o yandan sana gösteriyor.
350 bin şehidin verildiği o Çanakkale'de Cenab-ı Hak onların hatıratını gelecek nesillere aktarmak için Akif'in gözünün önünden o perdeyi kaldırması çok mu zor bir şeydi? O anda anladım ben bunu. Bizatihi gösterdi ona cepheleri. O kadar detaylı yazması, o kadar içten yazmasının başka bir nedeni yoktu. Başka bir sebep aramak gerekmiyor. Sen misin bunu yazan? He. Çanakkale Savaşları 1914. Ve siz orada 253 bin şehit vermişsiniz. Ders kitaplarında hala da öyle. Ben 30 sene bu iktidardan önce de bağırdım. Allah'tan korkun 1,5 saat. Bir sayfası, 1,5 sayfa saat demeyeyim. Bir sayfası Boğaz'ın resmi, orada 3 tane gemi gidiyor, İngiliz gemileri. Diğeri de yarım sayfa. Sadece anafartalar kısmı anlatılıyor Mustafa Kemal. Okuyan her öğrenci de Mustafa Kemal Paşa'yı oranın başkomutanı zannediyor. Ve siz düşünün. Orada 3 tane bizim generalimiz var, paşamız var. Hiçbirisinin ismini ne üniversitede tarih bölümlerinde ders kitaplarına koydular, ne liselerde. Ya Allah'tan korkun ya. Bu Rus ordusu değildi ya. Ha, biz böyle yaptık. Sen Çanakkale'yi böyle yapıyorsun ha. Ah, ah, ah. Biraz bundan bahsedeceğim, kusura bakma. Kesmeyeyim, değil mi? Yok. Cumhuriyet kuruldu. Barışlar yapıldı. Bir gün İngiltere'den bir heyet geldi Ankara'ya. Dışişleri Bakanlığımızı ziyaret etti. Tevfik Rüştü. Oturdu. Lozan'da anlaşma yapmışız artık. Yeni bir devlet kurmuşuz. Gelen İngiliz heyeti dedi ki, Çanakkale'de şehitlerimiz oldu. Onların hatırasını devam ettirmek için bir anıt orada yapacağız. Tevfik Rüştü güldü. Ya dedi, sizin için derler ki bu İngilizler hiç şaka yapmasını bilmezler, hep asık suratlıdırlar. Ne kadar güzel şaka yapıyorsunuz halbuki. Ne şakası? Bunu ciddi söylüyor. Yok canım. Ya artık ileriye bakalım, dostlukları şey edelim, eskiden kavgaları, savaşları falan yeni nesillere aktarmayalım falan. Hayır dedi. Bu bizim askerimiz için hatıradır. Karşındaki de İngiltere'dir. O gün en güçlü devletlerin başında geldi. Canımızı sıktılar. Yeri verdik. Orada bir anıt yaptılar. Çanakkale'ye gidenler o İngilizlerin anıtını görsünler. Duvarıyla beraber duvarlarına da işlediler. Anıtın da tamamen her tarafına işlediler. 18 bin askerin ismini kazıdılar oraya. 2 ay sonra bir Fransız heyet geldi. Biz Fransız heyetine şikayet ettik. Dedik ya bu İngilizler ne kadar tutucular ya. Bütün dünya arabaların şeyini sol tarafa yapmışken onlar sağ taraftan vazgeçmiyorlar. Geldiler buraya, bir de şöyle ettiler. Burada anıt yaptılar, bilmem ne ettiler. Halbuki artık önümüze bakalım. Barış, sevgi dünyası olsun. Nedir bu şey? Fransız heyeti dedi ki biz de onun için geldik. Şaka yapmayın, siz bir şey ediyorsunuz falan. Ne şakası ya? Karşındaki de Fransa.
Bir de onlara mecbur kaldık, verdik mi? Vermiyorsun dedik. Canımız sıkıntılı, bir baktık bir gün yam yam sesleri geliyor. Yelkenlilerle geliyorlar. Ulan bunlar kim anzaklar? Onlar da geldiler, istediler şehitlik yeri. Herkesin şehitliği var orada. İngiliz'in, Fransız'ın, Anzak'ın, bizimki yok. Biz bütün Gelibolu Yarımadası'nı tel örgülerle çevirdik ve askeri yasak bölge dedik, giriş yasak. Osmanlı orada savaşırken hangi bölük, hangi tabur, hangi alay nerede şehit düşmüşse bir anıt diktiler. Bazılarının subay isimlerini yazdılar, mermer şeylere. Biz nasıl tel örgüyü geçtik, askeri soktuk oraya, kazmayı küre yerle verdik, kırın altından bunları. Ve bütün o dünyanın en büyük açık hava müzesi olan bütün o şeylerini kırdık, denize döktük, tertemiz. Sene oldu 1930. Çanakkale savaşları üzerinden 15 sene geçmiş. Fransızlar dediler ki ya o kadar Fransız askeri de orada şehit düştü. Anzaklardan şehit düştü. İşte bizim sömürgelerden epey şehit düşen var. Onlar hatırasına da götürüp bir anıt dikelim. Tamam dediler. 30. yılda bütün sömürgelerine de haber verdiler. Çanakkale'ye katılıp hayatta olanlar şu tarihte hazır olsunlar, Çanakkale'ye gideceğiz. Ve orada bir anıt yaptılar. Meçhul asker anıtı. General Orio Eskişehir'den trenle şeye geldi. Ankara'ya geldi. Mustafa Kemal Paşa'ya 2 gün misafir oldu, 2 gün İsmet Paşa'ya misafir oldu, 2 gün Fevzi Çakmak Paşa'ya Genelkurmay Başkanı olarak şey oldu. Çok sevimli ve Türkleri çok seven bir generaldi. Ankara garından Eskişehir'e yolcu edilirken bütün Ankara geldi, onu oradan alkışlarla gönderdi. General Orion. Bir kolu yok, bir ayağı da sakat. O hazırladıkları anıtı açacak. Orada konuşmacı kendisi şunlarla sözlerine başladı. Ben bir generalim, bir askerim. Hayatta bir tek şey bana öğretildi. İnsan öldürmek. Dünyanın dört bir tarafında Fransa'nın çıkarları için 10 binlerce insanı öldürdüm ve öldürttüm. Hiçbirine de acımadım, hiçbirisinden de pişmanlık duymadım, hiçbir tanesine de saygı duymadım. Ancak şu kolumu kaybettiğim Çanakkale'de, şu bacağımı kaybettiğim Çanakkale'de Mehmetçik diye bir düşmanla karşılaştım. Dünyanın en mert insanlarıydı. Ona hep saygı duydum, o Mehmetçiğe. Bu anıt sizin için yapıldı. Size bir teklifim var. Bu anıtın açılışını yapmadan Mehmetçiğin anıtına saygı çelengi koyalım. Saygı duruşunda bulunalım. Ondan sonra gelip açalım burayı. 30 bin kişi alkışladılar bunu. O bunları söylerken bizim orada sivil memurlarımız var, üst düzey bürokratlarımız, bir de askerlerimiz var. Mehmetçik anıtına önce çelenk koyalım dedi, bizimkiler birbirine baktı. Ne? Ne anıtma? Anıt manıt yok. Bu ayıp da bize yetti. Ondan sonra Ankara'da toplandı bizimkiler.
Ya bu devletin itibarını yok ediyor. Bu böyle olmaz. Yarın bunlar yine gelecekler buraya. Her sene gelip şey edecekler. Hadi Mehmetçik anıtına gidip şey koyalım. Bir anıt da biz yapalım. O Çanakkale'yi gösterdiklerinde 4 tane bacağı olan bir anıt var ya, ne olduğu belli değil. Yani neyi ifade ettiği de belli değil. Ona karar verdiler, temelini attılar. Su basmanını falan işte öyle çıktılar. Sene 30, yani 1930. 31 dedi, bir çalışma yok. 32 gene yok. 33 gene yok. Zaman zaman beyni sulanmış Çanakkale'lerden birisi gidiyor valiye, ya sayın valim diyor, hani bak bu anıt olmadı. Ya bu sene gelmedi, şey ayrılmamıştı bütçeden ama önümüzdeki sene için söz verdiler falan, hadi hadi hadi. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 hiçbir şey yok. 41, 42, 43, 44, 45 bir şey yok. 50 bir şey yok. 60 askeri darbesini yaptılar. Gene bir şey yok. Ulan para lazım bu askeri darbeyi. Efendim Demokrat Parti'nin işte Atatürk ilkelerine aykırı şeyleri falan. Bunlar dediler ki her şehre yeni heykeller dikelim. İyi dikelim. Para yok. Ulan vergi şey edelim, birileri dedi ki lan darbe yaptık, başbakanlarını astık, bir de ne vergisi koyalım bir de, bu ya yazık bu vatandaşa. Ama bir çare bulamıyorlar. En sonunda 3. gün toplantıda bir tanesi dedi ki ben buldum. Nasıl? Böyle gönüllü olarak para verecekler. Nedir? Nasıl buldun? Çanakkale anıtını yapacağız. Milliyet gazetesinin genel yayın yönetmenini çağırdılar. Kampanya yap dediler Çanakkale anıtı için. Milliyet gazetesi şey yapınca, bizim insanımız, kurban olduğum, işte depremde görüyorsunuz, her şeylerini veriyor bu millet. Nişanlı genç kız nişan yüzüğünü çıkardı verdi. 75 yaşındaki nine kefen parası ayırmıştı, yazdık altına onu çıkardı verdi. Ulan bir Türkiye'de bir para toplandı. Çanakkale anıtı yapılacak. O parayla her şehre Atatürk heykelleri diktiler. Ondan sonra biraz da orayı şöyle kımıldattılar. Yani o anıt da 60'ından sonra yapıldı bunlar. Güzel ablacığım. Böyle kızımı almışken bir şey daha anlatayım, ondan sonra sen anlat. Araya gir. Lütfen, o kadar büyük bir keyifle dinliyorum ki. Estağfurullah. Ha. Şimdi ya bu kabahat, bir de bu Akif bu işi bozdu dediler. Akif bir gün arkadaşlarına diyor ki ya böyle siyah takım elbiseli, siyah gözlük takan adamlar etrafımda dolanıyor. Bu ne? Seni öldürecekler. Ben ne yapmışım? Bir şey yapman gerekmiyor. Bu şiiri yazmışsın ya. Bizim askerlerin bir kısmı da bu Çanakkale'yi büyük yazınca milli mücadeleyi gölgede bırakır. Bunu yapmayın diyorlardı. Milli mücadelede toplam asker kaybımız 6700 kişidir. Öbürü 253 bin. Ya bu kayese edilir mi? 6000 olana koca bir yılı ve bir ders kitabını ayırmışız. 253.000'e 1,5 sayfa. Onun bir sayfasında da fotoğraf var. Ben bunu askerlere de konferans olarak verdim. Bu namussuz yağcı takımı Mustafa Kemal Paşa'ya iyilik etmedi, kötülük etti. Bu millet kendisine hizmet eden her devlet adamını, her bilim adamını, her sanatçıyı başının üzerinde her zaman kabul eder. Akif'e dostları dediler ki valla bir gün kötü bir şeyle karşılaşabilirsin.
Yani bir çare düşün buna, yurt dışına git istersen. Mehmet Akif o yüzden kalktı Mısır'a gitti. Milletvekilliği yapmış, maaşını da kestiler. Gitti oraya. Orada Arap edebiyatı dersi hep veriyordu, Türk edebiyatı dersi veriyordu. Oradan 3-5 kuruş para alıp onu da memlekete gönderiyordu. Çoluk çocuğunun idaresi olsun diye. Fakat gönlü ve gözü hep Türkiye'deydi. Gönlü ve gözü hep Türkiye'deydi. Bir müddet sonra hastalandı. Doktorlar tedavi edemediler. Güzel temiz hava alması için Lübnan'a gitti. Orada bir yıl kadar orman havası bilmem ne falan, o da işine yaramadı. En son Safahat'ta var dörtlükleri. Yani öleceksem dedi, kendi vatanımda öleyim. Mısır'da vatanı sayılır ama kalktı İskenderiye'den bir gemiye bindi, hasta halinde geldi. Çanakkale Boğazı'ndan gemi içeri girerken gümrük orası. Dur bakalım dediler. Durdular. Kim geliyor, kim gidiyor, ne geliyor? Ha bu sen Mehmet Akif'sin. İn aşağı, in. Diğerlerine dediler siz gidebilirsiniz, vatana girişi yasak bunun. Niye? Vatan haini. Ya ne vatan hainliği yapmış? Kravat takmamıştı. Şapka vurmuyordu. Bak. Ulan kravat da taktı bu adam. Nereden çıkardınız bunu? O gemide gayrimüslimler vardı. Müslümanlar da vardı. Namuslu adam çıktılar. Dediler ki biz de gitmiyordu. İndiler gemide. Hasta bir adam. Ağın üzerine Ankara'ya hemen bir telgraf çektiler. Ankara bırakın dedi. Ve ondan sonra o gemi geldi. Beyoğlu'nda Mısırlılar apartmanı diye bilinen bir apartman var. O Mısır'da genel valinin Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın soyundan gelenlerden. Onların apartmanıydı. Orada bir daireyi ona tahsis ettiler. Tedavisi orada yapılıyordu. Bir müddet sonra tabii Mehmet Akif gelmiş hasta. Adını duyan, haberini duyan akın etti İstanbul'a. Sadece İstanbul'un içine girer. Herkes gidip de görelim ya, hastayım, helallik dileyelim ya. Geldiler. Bir baktılar. Gelen giden çok olunca iş değişti. Polisler geldiler oraya. Ellerinde fotoğraf makineleri, herkes korkmaya başladı. Ulan fotoğrafımızı çekerler de ne olur? Ve artık kimse Mehmet Akif'i sormaya da gelmedi. Geçti 3 gün, 5 gün, 1 ay, 2 ay birbirlerine soruyorlar. Ya Mehmet Akif'ten haber var mı? Yok. Bir rivayet dolanıyor, ölmüş. Bir rivayet dolanıyor, ölmemiş. Ölmüş de nereye gömmüşler? Bir rivayet diyor ki çuvala koyup boğaza atmışlar. Allah Allah. Kimse bir türlü şey edemiyor. Bir gün İstanbul Üniversitesi'nden 3 tane genç, o Bayezid'e açılan kapı var ya, üzerinde eski Osmanlıca şeyi yazıyor. Bayezid Camii'nin arkası. O Bayezid Camii'nin arkası da sahafların bulunduğu yer. 3 tane genç o kapıdan çıkıyorlar. Bayezid Camisi'nin arkasından sahaflardan kapalı çarşıya girecekler. Burada bakıyorlar ki musalla taşında bir tane cenaze var ama eski bir tabut. Üzerinde de böyle bir yeşil çuha falan da yok. Eski bir tabut öyle açık. Kimse de yok, bir belediye zabıtası duruyor karşısında. Bunlar üçü diyorlar ki vah vah ya, yazık, kimsesiz. Belediye kaldırıyor cenazesini. Öbür de diyor ki iyi ki ölmüş ya, kimsesiz de adam şey ya. Cemihlioğlu diye birisi var onun, Elazığlıdır. Arap kirli. Biraz 3-5 adım atıyorlar, Fehmi Cemihlioğlu diyor ki ya bu Mehmet Akif olmasın? Lan git oğlum ya, sen de şaka mı yapıyordun? Lan bu kafayı yediniz iyice.
Olur mu lan Mehmet Akif Özalan İstiklal Marşı'nın yazarı, bayraklar yarıya iner, radyolar söylerler bilmem ne. Gidiyor lan. Bize tut, yahu diyor vallahi içime kurt düştü ya. Dönelim. Ya oğlum yapma, hadi yürü ya. Kapalı Çarşı'nın ağzına geliyorlar oraya. Fethi diyor ki ya siz gidiyorsanız gidin, benim içim rahat değil. Dönüyor kendisi. Onlar da beraber dönüyorlar. Geliyorlar zabıtaya, selamun aleyküm, aleyküm selam. Allah rahmet eylesin, bu kimsesiz herhalde, belediye şey diyor. He. Kimdir bu peki diyorlar. Ya o şair Mehmet Akif diyorlar. Bu üç tane genç İstanbul Üniversitesi'nin o ana kapısından içeri giriyorlar. Fakültelerde dersliklerin kapılarını tekmeyle kaçıyor. Akif öldü, cenazesi şurada, boşaltın sınıflar. Kendileri de Edebiyat Fakültesi'nin o deposunda gidiyorlar, bir bayrak buluyorlar. O bayrağı getirip tabutun üzerine şey diyorlar, imama diyorlar ki öğlen namazında kaldırmayacaksın bunu. İkindi de kalkacak bu. Haber vereceğiz her tarafa. Ve o üniversite öğrencileri o gün İstanbul'un her tarafına koşarak dağıldılar. İkindi namazında bütün İstanbul oraya toplandı. Ben büyük cenazeler gördüm, kalabalık cenazeler. Mesela rahmetlik Özal'ın cenazesi böyle kalabalıktı. Rahmetlik Erbakan'ın cenazesi böyle kalabalıktı. Rahmetlik Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi böyle kalabalıktı. Rahmetlik Ecevit'in de kendine göre cenazesi kalabalıktı. Fakat İstanbul, İstanbul olalı böyle bir cenaze görmedi. Cenazenin kuyruğu Bayezid Meydanı'ndaydı, ucu Topkapı'daydı. Ve el üzerinde tabut gitmiyordu, parmaklar üzerinde gidiyordu. Tekbirlerle bütün İstanbul o gün oradaydı. Devlet erkanı hepsi neye uğradıklarını şaşırdılar. Tabii tedbir de alındı hemen. Nedir tedbir? Getirdiler Topkapı mezarlığın önüne. Ulan baktılar bir manga asker. Yasak. Nereye yasak? Yasak mezarlığa sokamazsın. Ulan sarhoş aldınız buraya, hırsız aldınız buraya, katili aldınız buraya. Neyin yasağı bu? Yasak. Tüfekleri doğrulttular. Lan nereye götüreceğiz? Mezarlığın hemen dışında, ana yolun üzerinde kazmalarla, küreklerle mezar açtılar. Tuttular Akif'i mezarlığın dışında. Orada bir yer açtılar. Oraya gömdüler. İki tane de tahta başına, ayak kısmına, baş kısmına kalemle yazdılar. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, ruhuna Fatiha ve tarih attılar. Üniversite çocukları dediler ki arkadaşlar, bu mezarı bu gece açarlar ve bunun cesedini kaybederler. Buna ne yapmamız lazım? Nöbet tutalım dediler. Tamam. Her gece üç kişi, gündüzleri iki kişi nöbet tutacak. Ayrılmayacak. Birisi bir teklif daha attı. Bu mezar böyle olmaz. Mermer bir mezar yapalım buna. Para. Öğlen yemeklerindeki harçlıklarımızı toplayalım. Ve birkaç arkadaş görevlendirildiler. Her öğlen o çocuklar yemek yemediler. Paralarını verdiler. Var mı? O mezar ne zaman içeri alındı biliyor musunuz?
1961'den sonra yol genişletildi, orada yapıldı. Duvar buradan çekildi. Mezar oraya alındı. Baban Zade Ahmet Naim Efendi ile Eşref Edip'in arasında yatıyor. Ulan yazıklar olsun size ya. Bu muydu ya? Daha fazlasına lüzum yok. Oğlunun başına gelenleri anlatmayacağım burada. Sadece şu kadarı söyleyeyim, ondan sonra ablama bırakayım şeyini. Akif için o tarafta birileri nasıl hesap verecek bunu bilmiyorum. Üniversitelerin açılışında ilk ders diye biz üniversiteleri Batı'dan almışız. Kıyafetlerini de onlardan aldık, işleyişini de. İlk gün üniversite açıldığında bir hoca bir ders yapar. Bu derse ilk ders derler ve bu üniversitenin bütün hocaları o dersi dinlerler. Bu ders fizik değil, tarih değil, edebiyat değil, tıp değil. Nedir bu ders? Bilim nedir? Bilimin önemi. Ülkemizdeki bilimsel gelişme, dünyadaki bilimsel gelişme, geçen sene üniversitemiz bilim alanında neler yapmış ve bu sene hedefleri nedir? Konuşma bu. Gata'da üniversite kabul ediliyordu. Oranın tıp fakültesi vardı. Oranın başkanı da rektör kabul ediliyordu. Onlarda da ilk ders yapılıyordu. Bir baktım, bir diş tabibi tüm general, Işımer Paşa, güzel Türkçemiz ve büyük Atatürk. Konuşmasının başlığı bu. Lan ne alakası var Türkçe ile İngilizce ise bilmem neyse, bu bilim konuşulur. Bunu nereden buraya getirmişsin sen? Bakalım bu nedir, bunun derdi nedir? Ben orayı takip ettim zaten onu görünce. Güzel Türkçemiz, kendisi diş hekimi. Ulan doğru dürüst bir edebi şey yok, dilekçe yazmasını bilmiyor. Bakalım ne diyecek? Salon ağzına kadar dolu. Hepsi subay rütbeli. Generaller, albaylar, yarbaylar, binbaşılar. Işıner Paşa kürsüye çıkmış, aldı mikrofonu ele. Güzel Türkçemiz Atatürk'ün Türkçe'ye kazandırdıkları Arapçanın, Farsçanın etkisinden şöyle kurtardı, böyle kurtardı lafı getirdi Mehmet Akif'e. Bunun Çanakkale şiirindeki ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Şuna bak, şuna, şu Arap hayranına bak. 300 tane bedeli Arap çıplak hayalı getirmiş Mehmetçik'le. Bunları mukayese ediyor bu Arap şey bilmem neyi. Üstelik bunun adına götürmüş bir üniversiteye vermişler. Yakında onun hesabını soracağız bunlardan. Vay ana. Mehmet Akif bu şiiri, İstiklal Marşı'nı daha önce katılmadı marşa. 700 kişi katıldı. Getirdiler. 700 jüriler, 700 tane İstiklal Marşı'nı hiçbirisini uygun görmediler. Atatürk Meclis Başkanı. Ona dediler ki hiç böyle böyle. Atatürk dedi Mehmet Akif'in ki. O katılmadı. Niye? Para vereceğiz diye ortaya para koymuşuz. 500 lira. O para konulduğu için o kabul etmedi. Ancak o yazar. Gidin onu ikna edin. Gittiler, ikna ettiler. Tamam parayı alma, gel yaz. O da oturdu, o Taceddin dergahında
onu yazdı, getirdi meclise. Mecliste Hamdullah Supi Milli Eğitim Bakanı, davudi bir sesi var. Onu okudu, ilk dörtlüğünü okudu, Mustafa Kemal Paşa ayağa kalktı. Kalkın ayağa dedi, işte bu. Ve meclis o 10 kıtayı ayakta dinledi, alkışladı. Mustafa Kemal bir daha dedi. Bir daha dedi, 3 sefer ayakta o meclis o İstiklal Marşı'nı şey etti. Ulan meclis başkanı şunun ağzının payını versene. Şahsiyetsizlik. Çıtı çıkmadı. Cumhurbaşkanı çıtı çıkmadı. Başbakan çıtı çıkmadı. Genelkurmay başkanı onun da çıtı çıkmadı. Bir iki tane gazetede, sağ gazetede köşe yazarları ancak şöyle dediler. Ya bu ifadeler çok da şık olmadı. Bu kadar. Televizyonda aynı burada meydan okudum mu orada okudum. 15 senedir de her sene söylüyorum. Alçak beni diyorum, mahkeme emir vermiyor. Sağ otun general hali. Ulan dünyada hiçbir millet ve devlet kendi İstiklal Marşı'nı, Milli Marşı'nı yazan şairine bu hakareti yapmamıştır ya. Ya bu ayıp yeter bu devlete. Sizi bu millet cumhurbaşkanı yaptı. Sizi bu millet başbakan yaptı. Sizi bu millet ya meclis başkanı yaptı. Ya bunun nasıl cevabını vermezsiniz? Ben neydim? Benim gücüm neydi? Ben fazla götürüp beni hapse atacak bu namussuzlar. 15 senedir her sene bunu söylüyorum. Yaşıyor korkusundan diyorum da. İlk şeyde dedim ki beni mahkemeye ver. Mahkemeye ver, orada boy ölçüşelim. Bütün dünya bunun çetin. Ya bu bir devlet, bir millet için aç. Bundan daha büyük bir suç, korkunç bir günah olabilir mi bu? Başka. Bak, daha henüz bu maçın finaline daha ben başlamadım. Antrenman yapıyorum. Tamam mı? Bunu başka bir zaman şu salonu dolduracağız. Ha daha yok yani, daha işin şeyini yapıyorum. Buradan sonra sizin en fazla dinleyeceğiniz kişi Mehmet Akif'in torunu. Muhterem ablacığım. Ben biraz şey ettim. O tabii bir hanımefendi, edepli, benim gibi bağırıp çağırmaz diye. Ben onun yerine bağırıp çağırdım. Şey ettim. Ben bundan sonrasını artık anlatmayayım. Esas anlatacağımın daha onda biri bu ha. Onu bilesiniz. Kusura bakmayasın ablacığım. Çok teşekkür ederim. Buyur. İnanın ben de zaman zaman öyle bağırmayı çok istedim. Ve halen istiyorum tabii ama yapmıyorum. Ama sizin cesaretinize ve sözlerinize hayranım. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Şimdi tabii birçok şeyi çok güzel aydınlattınız, anlattınız. Çocuklara sorduğum zaman bu işe başladıktan sonra üniversitelerde her yerde... Yani gitmediğim çok az yer kaldı. Devamlı işte tarihten, edebiyattan, geçmişten, çocukların geçmişle ilgilenmelerini istiyorum. Çünkü geçmişi olmayan hiç kimsenin geleceği olamaz. Eğer geçmişi bilmezseniz geleceğe doğru bir yol çizemezsiniz zaten. Geçmişte ne olduğunu bileceksiniz ki ona göre kendinizi ayarlayacaksınız. Asım onun için bizim önümüze kondu. Sizler de Asımlarsınız. Hakikaten 15 Temmuz'da gösterdik bunu. Şimdi şöyle, tabii ki dedemin çok zor bir hayatı oldu. Neden? Çünkü hiçbir zaman doğru yoldan kendisini kimse ayıramadı. İnandığı yolda yürüdü. Allah'ın ve Peygamberimizin yolunda yürüdü. Onun yaptığı şeyleri yapmaya çalıştı. Güzel bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Mesela onun güreşçi olduğunu bileniniz var mı? Çatalca'da Kıyıcı Osman Pehlivan'dan güreş dersleri alıp ona okuma yazma öğretilmiş. Hep böyle bir güzel alışveriş var insanlarla arasında. Mesela Neyzen Tevfik gibi bir dostu var.
Kendisinle hiç alakası yok. İçki içen ama müthiş bir hicim ustası, müthiş bir ney ustası. Kimseden korkusu olmayan bir adam. Ama dedemin de çok çok iyi dostu. Birbirlerini çok sevmişler. Dedem de bambaşka yolda bir insan. Ama biraz evvel yine dostlarla konuşmuştum. Birbirlerini değiştirmeye hiç çalışmamışlar. Çünkü birini değiştirmeye çalışırsanız o olmaktan çıkar zaten. Neyzen kendi çapında bir fevkalade. Dedem başka bir insan. Ama çok uzun bir beraberlikleri var. Neyzen dizinin dibine oturup ney çaldığı zaman dedemin gözlerinden yaşlar aktığı söylenir. Ve ondan ney üflemeyi öğrenmiş. Ona Farsça öğretiyor. Hep böyle çok güzel alışverişleri var. Ve de boğazı yüzerek geçtiğini biliyor musunuz? Dedem çok iyi bir yüzücü. Arkadaşlarla sandalla açılırlarmış. Bir bakarlarmış, üstad suya atladı. Bize el sallıyor, yüzerek geçiyor. Hem de defalarca. Ondan sonra Fatih'teki evine döndüğü zaman da kapının önünde anneciğim anlatırdı. Kapının önünde su dökülür, tertemiz, çok temiz bir insanmış, eve girermiş. Fatih'teki evleri iki defa yandıktan sonra Çengelköy Beylerbeyi tarafına taşınıyorlar. Ama o taşınmaların da bir sebebi var. Fatin Hoca'ya yakın olmak için taşındığını söylerler. Çok sevgili bir dostu Fatin Hoca. Ve Ankara'ya Mustafa Kemal mektupla dedemi evden çağırdığı zaman bir an evvel yanımızda olsun istiyorum. Çünkü çok iyi tanınıyor, çok seviliyor. 1908'de başlattığı Sırat-ı Mustakim. Ondan sonra da Sebil Reşat dergisinde yazılarını okuyor ve halkın ona çok güvendiğini, çok sevdiğini ve onun da milli mücadeleye ne kadar inandığını görünce yanımızda olsun. Onun gibi bir insana ihtiyacımız var diye bir an evvel Ankara'ya gelsin diyor. Dedem hiç iletmiyor. Zaten İstanbul'da Sebil Reşat'ın dergisi o yeri bir istihbarat bürosu gibi kullanılmaya çoktan başlanmış. Ve oradan işte insanlar kaçırılıyor, yazılar geliyor, gizli istihbarat yapılıyor. Dedem de bir istihbarat görevlisi de Yemin Hocam da söyledi. Ama hala onun o tarafını bir tarafa bırakırlar ve bilmek istemezler. Dedemi İttihat ve Terakkici olarak hain diye nitelendiren şu günümüzde de insanlar var. İttihat ve Terakki niye kurulmuş? Parçalanmak istenen Osmanlı'yı nasıl ayakta tutarız, nasıl kurtarırız diye paşalarımız bunu kuruyorlar. Ama bir devlet idare etmekle askeri idare bambaşka bir şeydir. Abdülhamit yıllarca, o kadar uzun sene büyük bir dirayetle, büyük bir ustalıkla o devleti idare etmeye çalışmış. Hataları yok mu? Tabii ki var. Herkesin, her insanın hatası vardır. Ama 33 sene idare etmiş. Her tarafı ve ondan toprak istedikleri zaman bu benim toprağım değil, milletimin toprağıdır. Bir karış toprağımı veremem der. Biliyorsunuz toprak isterler Hatay tarafında, o taraflarda. Ve dedemin ona, bunu da açıklayayım, yazdığı şiirlerde kötü laflar söylediği söylenir. Onların bir kısmı yakıştırma çocuklar. Ama Asım bölümünde Köse İmam'ın ağzından istibdat devrine çok büyük laflar söyler. Çünkü istibdat devridir o zaman. Ve İttihat ve Terakki'nin içinde Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün komutanlar oradadır. Yalnız dedem değil. Dedemi de çağırırlar çünkü o zaman önemli insanlar var orada. Çağırırlar, sen de bizimle beraber ol diye, dedem gider. Çünkü bir sürü sevgili dostu da orada. Ama müthiş bir yeminleri var İttihat ve Terakki'nin. Kayıtsız, şartsız, biz ne söylersek dediğimize uyacaksın. Dedem diyor ki o zaman, ben böyle bir yemin edemem. Etmem. Israr etmeyin ama milletime faydalı olabilecek bir iş, bir görev verirseniz koşa koşa yaparım. Oraya zaten ders vermeye gidiyormuş. 2-2,5 ay gittikten sonra onların yanlış yolda olduklarını görünce ayağını çekmiş orada. Ve onlara üç beyinsiz kafa diyecek kadar hatalarını görüyor ve korkmadan söylüyor üç paşamıza. Üç beyinsiz kafa. Bana sorarlar niye öyle demiş. Derim ki ben de Safahat'ı iyi okuyayım. Balkan savaşlarını, kaybedilen toprakları, kaybedilen, parçalanan insanları bir görün. O şeylerin birbirine düştüğü için kaybettiğimiz toprakları görün. O zaman neden öyle dediğini anlayacaksınız. Fakat yine o İttihat ve Terakki'nin başında önemli insanlardan biri Kara Kemal diye biri var. Bunlardan bahsediyorum ben, oradan oraya atlayarak hep bahsederim. Kara Kemal'e geliyor bir gün, diyorlar ki büyük bir şer cemiyeti kuruldu. Gençler, şer ne demek biliyorsunuz değil mi? Yani bir kötülük, bir fesat, bir kötülük şeyi kuruluyor. Ve başında Mehmet Akif var. Kara Kemal diyor ki eğer o şer cemiyetinin başında Mehmet Akif varsa o zaten bir şer cemiyeti değildir. Yani o kadar kendilerinden ayrılmış,
O dergide onlara ağır yazılar yazıyor. Hatta bir ara dergiyi kapatmışlar. İsim değiştirerek Sevil Reşat olarak çıkmaya başlıyor. Ve tanıyor Mehmet Akif böyle bir şey yapmayacağını. Milli mücadelede dedem, ikiletmeden Ali Şükrü Bey'le hemen ertesi gün, Çağrı Uzun'un ertesi gün Özbekler tepkisinde İstanbul'da buluşurlar, yola çıkarlar. Ailesini Ömer Rıza enişteme, en büyük teyzemin eşiydi. Duymuşsunuzdur, o da çok iyi Arapça bilen milletvekilliği yapmış. En büyük teyzemin eşiydi. Ona teslim ediyor, o zaman genç tabii hepsi. Annem daha evlenmemiş, oğlanlar küçük. Sen diyor aileye teslim al, ben gidiyorum, artık buralarda durulmaz. Eşi Redife de diyor ki, sen de arkamdan derginin her şeyini toplar gelirsin. Ankara'ya doğru yola çıkıyorlar, tehlikeli bir yolculuktu. Çoktan resimleri dağıtılmış. Mehmet Akif, Ali Şükrü Bey yola çıkmışlar. Hani yakalandıkları yerlerde öldürülsünler. Yollarda çeteler var. Ne oldu Ali Şükrü Bey? Evet, Ali Şükrü Bey. Çok da iyi dosttu. Ve beraber yola çıkıyorlar. Kah dekovil denilen bir aletle böyle elle işleyen bir tren aslında. Kah atlarla, kah yürüyerek. Dedem her yere yürüyerek giden bir insan zaten. Sportman at binen bir insan. Ve de Geyve yakınlarında da Kuşçubaşı Eşref'le karşılaşıyorlar. Onun atlılarında onlara destek veriyor. O arada çünkü büyük çeteler var bunları bekleyen öldürmek için. Onları koruyarak varacakları yere kadar, bir çiftliğe kadar götürüyor. Orada biraz dinleniyorlar. Sonra 24 Nisan'da Ankara'da meclisimizin kurulduğu günün ertesi günü ancak yetişebilmişler. Mustafa Kemal Paşa onları meclis kapısında karşılıyor, eski meclisimiz. Hoş geldiniz, tam vaktinde geldiniz diyor. Ben size geleceğim, şu anda bir vazifeye gidiyorum. O anda görüşemiyorlar. Emin dayım yanında, 12 yaşında o zaman da. Evden bir can olsun yanında, bir can da eksilsin evden diye. Ve bir parantez açmak istiyorum. Evde kendi çocukları var ama 3 tane de arkadaşına söz verdiği için baktığı 3 çocuk var. Halkalı Ziraat Mektebi'nde veteriner hekimdir aynı zamanda, ziraat müfettişidir. Okurken Hasan Tahsin Efendi diye bir arkadaşı var. Diyorlar ki savaşa girdik, savaştayız. Ya birimizden birimiz savaşa gider, ölürsek ne yapacağız? Çocuklar kalacak. Sözleşmişler, öyle söz. Birimiz ölürse öteki bakar çocuklara diye. Kağıt yazıp falan değil. Hasan Tahsin Bey mezun olup orada hocalık yapmaya başladıktan sonra vefat ediyor. Bir erkek, iki kız çocuğu. Annelere bakacak durumda değil. Kalmışlar ortada. Onların yanına alıyor. Kendi 5 çocuğu var. 3 çocuk daha geliyor. 8 çocuk. Ne yer içerler? Herkes ne yiyorsa. Annem derdi bir ekmek alırız içinden sular çıkar. Böyle süpürge taneleri gibi bir şeyler çıkar. Yarı aç yarı tok. Onlara da bakmış. Cevdet'i okula yerleştirmiş. O çocukcağız bir müddet sonra vefat etmiş. Ama iki kız milli mücadelenin sonuna kadar. Ben hala teyzem diyorum. Süheyla teyzem ve Beyye teyzem. Süheyla teyzem sonra Hayrettin Karam'la evlenmişti. Balıkesir milletvekili. Annem, teyzelerimle beraber, hepsi beraber büyüyorlar. Onlara dersler veriyor dedem, güzel zamanlarda. Annem sanata çok meraklıydı, ona keman dersleri aldırmış, resim dersleri aldırmış. Feride teyzem bambaşka bir insandı. Cemile teyzem, en büyük teyzem çok güzel İngilizce bilir ya, hepsi lisan biliyorlardı. Çok da güzel, o dar zamanlarda çocuklarını çok iyi yetiştirmiş, hakikaten. Fakat tabii ki çok zor zamanlar. Ya, gidiyor Ankara'da, Emin dayım diyor ki, bunlar hem hüzünlü hem de güzel şeyler. Çok karnımız acıkmıştı. Bir yer aradık. Hani nerede acaba yemek yiyebiliriz diye. O sırada yanımıza diyor. Orası da Hergelen Meydanı. Gelenleri trenle karşılarmış orada Hergelen Meydanı. Bakınıyoruz etrafımıza. Yanımıza bir hoca yaklaştı diyor. Meğerse Taceddin Camii'nin hocasıymış. Geleceğini duyunca onları evine götürmek için geliyor. Eve götürüyor. Orada uzun bir müddet kalmışlar. Fakat dedem rahatsız olmuş. Ev kalabalık, rahatsız ediyorum sizi. Bana bir yer bulsanız oraya gitsem. Hoca da diyor ki bakın ben kendi evimde oturuyorum. Taceddin Camii'nin bir müştemilatı var. Orayı biraz düzeltsek, temizlesek orada kalır mısınız? Çok memnun olurum diyor. Şimdi Taceddin Dergahı denildiğimiz yerde temizleniyor evin halkı, çocuklar falan hep beraber ve orada kalmaya başlıyor. Orada kalanlar Hamdullah Sufiler, Eşref Edipler, ondan sonra Hasan Basri Çantaylar, bildiğiniz bütün güzel insanlar, sanki dedem de Burdur milletvekili seçildikten sonra orası meclisin ikinci bir bürosu gibi. Sabahlara kadar uyumuyorlar, hasırlar üstünde uyumaya çalışıyorlar. Ne yapabiliriz, ne yapmamız gerek diye uğraşıp duruyorlar. Dedem İstiklal Marşı'nı yazmadan önce Bülbül şiirini de orada yazmıştır. Bülbül şiiri Bursa için yazılmıştır.
Bursa'dan gelen acı haberler var. Oradaki azizlerimizin Orhan mezarları tekmeleniyor. Yunan komutan resimler çekiliyor oradaki tekmelenirken. Neden bunu işittiği zaman ağlamaya başlıyor. Ve meclise de siyah örtü örtülmüş. Ve gidiyor bülbül yazıyor. Dedemizin, bakın dedemiz diyorum çünkü o hepimizin dedesi olarak kabul ediyorum ben. Dedemizin bir huyu başkalarının ağzından konuşturmakta. İşte Köse İmam'ı konuşturur, bülbülü konuşturur. Ve onun için diyorum ki şiirlerini iyi okuyor. Hakikaten onlar bir ders niteliğindedir hepsi. Bülbülü yazar. Bülbülü feryat ettirir. Sus ey bülbül. Madem senin hakkın değil, benim hakkım ya. Öyle başlar. Ve Balkan Savaşları'nı anlattığı bölümü Safahat'ın biliyorsunuz 7 kitaptan ibarettir. Bir araya getirilmiştir. Safahat ne demek çocuklar? Çocuklara soruyorum. Büyükler biliyordur. Safhalar demek. 7 bölümden oluşur ama bir araya getirilmiştir. Yani Türkiye'nin dedemin doğumundan evvel ölümüne ve hatta şu günlere kadar geçirdiğimiz günler oldadır. Hep aynı şeyler oluyor çünkü. Hiç değişmiyor. Dedem vazifeli olarak hep cephededir Mustafa Kemal'le beraber. Vaazlarını vermeye başlar. Balıkesir'den başladığı vaazlarına Çankırı'da, Konya'da ve en önemlisi Kastamonu'da devam eder. Ve orada bütün camilerde verdiği vaazlarda insanları milli mücadeleye çağırır. Çankırı'da der ki, Mustafa Kemal'in etrafında toplanmalıyız. Çünkü o bu işgale karşı çıktı ve ona yardım etmek bizim en kutsal vazifemizdir der. Ve Kastamonu vaazları da bütün çoğaltılıp askere dağıtılır, moralleri düzelsin diye. Ve orada der ki, Sevr anlaşmasını kötüler ve boğazımıza dayanmış bir bıçaktır der. Düşmanlarımız 10 sene, 20 sene sonrasını değil, 1000 sene sonrasını düşünerek planlar yaparlar. Bizim tökezlememizi beklerler. Ve bizi topla tüfekle yıkamayacaklarını anladıkları zaman içimize öyle bir fesat sokarlar ki biz birbirimizle uğraşırken vatan elden giderler. Ve nitekim hala ve hala aynı şeyler oluyor. Hiçbir şey değişmiyor. İbret alınsaydı tekerrür mü ederdi der şiirlerinin birinde. Yani hakikaten çocuklar birlik ve beraberliğin önemi milli mücadelede verildi. Ve şu gün veriliyor, her zaman verilmesi lazım. Yani birlik olmak, zorlukta birlik olmak. Rahat zamanda herkes istediğini yapabilir ama şu günlerde, şu deprem zamanında bile birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Bütün insanımız oraya koştu. Allah iki cihanda aziz etsin oraya koşanları, yardım edenleri, gidemeyip yardım edenleri, herkesi. Çünkü hakikaten büyük bir felaket yaşadık. Bir deprem fırtınası halinde yaşadık. Ama bu deprem hep öyle deprem değil. Biz zaten depremler içinde yaşıyoruz. 40 sene, 50 senedir kandırıldık. PKK ile savaşırken hep kandırıldık. Ve hala ve hala aynı şekilde PKK'yı destekleyenler, dışarıdan silahla, parayla, her şeyle onları destekleyenler var. Onun için gözümüz daima açık, daima birlik ve hep tetikte olmalıyız. Hiç uyumamalıyız. Hiç uyumamalıyız çünkü hakikaten biraz tökezledik mi hemen sırtımızdan vuruyorlar bizi. Ve boğazımızı değil her şeyimizi istiyorlar. Her şeyimizi çocuklar. Onun için fazla uzatmadan dedemin şiirlerini çok iyi okumalısınız diyorum. Bir de bir küçük hikaye anlatayım ama hikaye değil gerçek. Ve yavaş yavaş bitireceğim. Çok sizi fazla tuttum. Annemler İstanbul'da kalırlar dedem Ankara'ya gittiği zaman. Annem küçük daha, çocuklar küçük. Ve ne yapacaklar? Yarı aç, yarı susuz bir sürü çocuk evde. Anneannem astım rahatsızlığı olan bir hanımefendi. Onlara bakmaya çalışıyor. Yarı aç, yarı tok yaşıyorlar. Dostları beyaz ekmekler, beyaz unlar yemek gönderirlermiş. Anneannem katiyen kabul etmezmiş. Benim komşum bu su çıkan ekmeği yerken ben beyaz ekmek yiyemem diye. O da dedem soylu bir kadın zaten, asil bir kadın. Ve dedem bir seneye yakın onlara haber alamamış, haber alamamışlar. Ama bir müddet sonra bir İstanbul'a gelen bir hanımla biraz para gönderiyor. Milletvekili olmuş ya, azıcık kazanıyor ama kaç para artık kim bilir. Ve onları da yanına almak istiyor. Kastamonu'ya, Kastamonu'dan da Ankara'ya geçecekler. Anneannem çocuklarına tembih ediyor. Bir ufacık böyle gemi değil, gemi demeyeceğim. Çatanın ne olduğunu bileniniz var mı içinde bilmiyorum. Pata pata giden bir şey. Diyor ki, babanız kim diye sorarlarsa sakın ha söylemeyeceksiniz. Babamız tüccar. Bizi çağırıyor, yanına gidiyoruz. Çocuklara tembih etmiş. Çocuklar annem derdi, biz bir şeyler oluyor farkındayız ama. Annemiz yanında, kardeşlerim yanında. Böyle gidiyoruz. İniyorlar o küçücük yere. İngilizler, İtalyanlar arıyorlar. Bir şey bulamıyorlar. Çoğunlukla kadın ve çocuklar varmış orada. Aç
açılıyor Karadeniz'e doğru. Açıldıktan sonra kömür sepetlerinin altından gencecik Kuleli talebeleri çıkmış. Bakın okulu bırakıp, biraz evvel hocam dedi ya, birçok okul mezun vermedi diye. 15'lilerde biliyorsunuz hocam. Türküsü bile var. Hani aslında ağıttır ama nedense onu bir oyun havası haline getirdik. Hakikaten 15'liler. Ve o çocuklar İstiklal Savaşı'na, milli mücadelemize katılmak için koşuyorlar. Birçok okul mezun vermedi. Birçok yerde gezdim, resimleri var hep o çocukların. Allah razı olsun, onlar sayesinde bugün bu rahatlıkla konuşabiliyoruz. Her istediğimizi yapabiliyoruz. Ve de işte İnebolu'ya geldikleri zaman çok büyük fırtına var. Yanaşamamış vapur. Bir sandal geliyor, bir kişi inmiş. Burası çok önemli gençler, bunu iyi dinleyin. O inen kişi Mustafa Sagir isminde bir Hintli Müslüman. Kendisini tanıtıyor, size yardıma geldim, paralar getirdim, görevli geldim diye. İniyor ve Kastamonu'ya, Kastamonu'dan da Taceddin'e, dedemin yanına gidiyor. Diyor ki, size yardım etmeye geldim, büyük paralar getirdim ve bana müsaade ederseniz adresinizi buraya verdim. Kendim bir yerde kalıyorum ama belki kaybolur gelen mektupların çubu, buraya mektuplar gelir. Kabul ediyor dedem, arzu ederseniz siz de buyurun, hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yok diyor, tamam. Bu efendiye sık sık mektuplar gelmeye başlamış. Böyle haftada bir, 10 günde bir. Bir gün Emin dayım kapıda oynarken çocuk da yine bir mektup teslim ediyor postacı, Mustafa efendiye bunu verdiği. Kapağı açıkmış o gün, Allah tarafından. Çocuk bakıyor içinde, bembeyaz kağıtlar var. Akşam gelince babasına veriyor. Baba diyor, bugün yine Sagir Efendi'ye mektup geldi. Dedem milli istihbaratçı ya, artık şüphelenmeye başlamış. Bu kadar kısa zamanda niye bu adama bu kadar şey geliyor? Allah'tan. Adnan Adıvar'a yanılmıyorsam. Gidiyor şüphelendiği için. Beraber o kağıdı Adnan Bey ıslattığı zaman içinde şifreli yazılar çıkan bir kağıt meydana çıkıyor. Onları çözdükleri zaman Mustafa Sagir'in aslında bir İngiliz casusu olduğu, Afgan kralını öldürttüğü ve Mustafa Kemal'e suikast yapmak için gönderildiği ortaya çıkıyor. Tabii ki yakalanıp ondan sonra da idam ediliyor. Neden bundan hiç bahsetmez? Bundan bahseden Emin dayı. Son senelerinde bir gazeteciyle konuşurken tabii dedem, babam Mehmet Akif diye bir kitabı var. Orada açıklıyor. Ben de orada okumuştum. Yani böyle hadiseler oluyor. Kimin ne olduğu belli değil. İşte reformlar yapılmaya başlanıyor, İstiklal Marşı yazılması konu, çünkü gelen devletlerin marşları var, çalınıyor. Bizim hatta çok hoşuma gitmişti, gazeteleri saklıyorum. Bazen marşları, sultanlara yazılan marşlar, işte Reşadiye Marşı, Aziziye Marşı, bazısında da hamsi koydum tavaya bile çalınmış. Ama olmuyor tabii, bize anlatan bir marş lazım. Onun için hocamın bahsettiği gibi 724 şiir içinden beğenilmiyor. Paşamız soruyor, neden üstadın şiiri yok? Ancak o yazar ikna edin. İkna ediyor arkadaşları, parayı almayacaksın. Zaten yarışma da yok. Burdur milletvekili bir de yarışmaya katılmak istemiyor. 2 günde yazdığı söyleniyor. Kah Taceddin'de, kah şeyde. Orada bitirmiş, ondan sonra isimsiz olarak teslim ediyor. Ve o gün dediği gibi hocamın, 3 defa, 4 defa ayakta okuluyor. Dedim o arada kaçmış. Aslında mahcup, sıkılgan bir insan. Böyle yolları ıssız hale getirmek için dikermiş gözünü yürürken, kalabalıktan hoşlanmayan, övülmekten, alkıştan hoşlanmayan bir insan. Kaçmış meclisin dış, eski meclisi bileniniz varsa dış yerde oturma yerleri var böyle. Oraya kaçmış. Bekliyor orada, oturmuş. İşte bitmiş, alkışlarla artık belli olmuş çünkü. İlk Şubat'ta dinleniyor, 12 Mart'ta işte yarın. Ve çıkıyorlar, orada bakıyorlar, dışarıda oturuyor. Hemen koşuyorlar yanına, senin şiirin kazandı. Tebrik ederiz diyorlar. Hamdullah Sufi'ye dönüyor, diyor ki ben iyi yazdım mı hiç bir fikrim yok. Ama sen çok güzel okudun. Hamdullah Sufi'yi tebrik ediyor. İşte kabul edilmiş ama bir para meselesi var dostlar. Çünkü bütçeden çıkmış, ona teslim edilmesi lazım kazanılan şiirin sahibine. Çağırıyorlar, diyor ki ben almam. Para almamak için ve almamak için girmemiştim. Almazsın dediler, onun için yazdım, almam. Diyor ki, alın ama ne isterseniz yapın. Ben mecburum, bu parayı size vereceğim. 500 altın lira tahmin ediyorum. Milletvekili maaşının çok çok üstünde. O gün dedemin cebinde arkadaşından aldığı şeyin, Şerif Ferda'nın, Neyze'nin kardeşinle çalışıyor beraber. Ondan aldığı 2 lirası var.
almıyor. Orada Darül Mesai diye şehitlerin, isteyenlerin hanımlarına, çocuklarına meslek öğreten bir cemiyet var. Bir kuşu oraya gidiyor ve parayı tek kuruşuna dokunmadan oraya teslim ediyor. Bir de istiyor ki Hakimiyet-i Milliye gazetesinde bir yazı çıksın, parayı da aldı gitti demesinler arkamda. O yazı da çıkmış, memnun mesut evine gidiyor. O arada işte diyor ki arkadaşı, Neyzen'in kardeşi, hocam diyor, beraber çalışıyorlar usta. Şu paranın bir kısmını alsaydın da bak, benim pardesümü giyiyorsun, işe gidiyorsun, gönderiyorsun, ben giyip gidiyorum. Birer pardesü alırdın, şaka yapıyor. Ona rağmen küsmüş, şaka yaptığını bile bile aylarca onunla konuşmamış, dedemin böyle küsme huyları var. Defalarca işinden istifa etme olayı var, haksızlık gördüğü zaman. Ne şeylere dayanamıyor. Para pul onun için hiç önemli değil. Elinin tersinle itmiş her zaman. Ve ömrü böyle sıkıntılarla geçmiş ama bir gün şikayetini de kimse görmemiş. Ne ailesine yazdığı mektuplarda Mısır'dan, ne arkadaşlarına bir gün şikayet etmemiş. Hocam dedi ya, para da bağlanmaz. Hiçbir şey bağlanmıyor. Ama bir hasta eşi var, astım rahatsızlığı. Çocukları var, büyütmesi lazım. Peşinde hafiyeler dolaşıyor. Ben vatan haini miyim diyor. Dedeme bir vefa ödülü verdiler 2019'da biliyorsunuz. Bir konuşma yaptım. Orada Cumhurbaşkanımıza rica ettim. Dedim ki, Sayın Cumhurbaşkanım, başımızın üstünde yeri var bu vefa ödülünün. Bir güzel şey verdiler. Ama rica ediyorum, ne olur kabul edin. Mecliste bir müze açılırsa ben bunu oraya teslim edeyim. Orada dursun, herkes görsün. Benim evimde duracak, kim kaç kişi görecek. Kabul ettiler. O müze açıldı Ankara'da, eski meclisimizde. Şimdi orada duruyor. Dedeme ait bazı kullandığı eşyalar var. Maskı var. Mezarı başında Ratip Aşık Acıdoğan'ın aldığı maskı duruyor. İşte tesbihi var, bir şeyler var. Kullandıkları eşyalar var. Güzel oldu. Orada durması gerekiyordu. Ve o vefa ödülü mesela. Nasıl diyeyim yani, sanki bir itibar iadesi gibi ama dedemin itibarı halkın göğsü, gönlünden, kalbinden hiç gitmedi ki zaten. Yani ona itibar etmesi gereken halk onu zaten dürüstlüğünle, faziletinle, ahlak abidesi olmasınla zaten daha ilk günden kalbine sokmuştu. Onu oradan hiçbir kimse çıkaramaz. Ne yaparsanız yapın çıkmaz. Çünkü dürüst bir insan. Bir küçük Mithat Cemal şeyini anlatacağım, bitiriyorum dostlar. Biraz evvel yine dostuma, oğluma anlattım. Mithat Cemal'le tanışmaları şöyle 18 yaşında falan Mithat Cemal. Bir toplantıda tanışıyorlar. O zamanki insanlar böyle toplanır haftalarda. Şiirler okunulmuş, konuşmalar yapılırmış. Zor zamanlar. Diyor ki tanıttılar Mehmet Akif diye. Beraber çıktık yola. Gidiyoruz. Siz de şair misiniz demiş Mithat Cemal'e. Bir şiirinizi okur musunuz? Büyük bir şevkle okudum diyor yazdığım şiirlerden birini. Hiç cevap vermedi. İçimden dedim ki adamcağız anlamadı herhalde. Sonra yine birkaç hafta sonra yine bir tesadüfen karşılaştık. Aynı başka bir toplantıda. Bu sefer kızmıştım ya ona, anlamadı benim şiirimi, cevap vermedi diye bir Fransızca bir şeyler söyledim. Yine cevap vermedi, tıs yok. Böyle sessizce yürüyoruz beraber. Zavallı, hiç bilmiyor, anlamadı dedim yine. Fakat birkaç gün sonra bir yerde karşılaştık, elimde bir Fransızca kitap vardı. Çok iyi, 3 lisan biliyor. Fransızcayı ana dili gibi, Farsçayı, Arapçayı, bir Araptan daha iyi biliyor. Baktım ki tercüme ediyor, hiç şey falan yok, okuyarak tercüme ediyor. O kadar utandım ki diyor. Bir daha hiç peşin hüküm vermek istemedim kimse. Ve hep bekledim zamanında. Böyle bir faziletli insan olmaz. Bir gün bir karanlık yönünü göreceğim. Olmaz çünkü bu kadar. Ama 36 senelik beraberliğimizde bir gün o karanlık yönünü görmedim. Bir rüyasını, yalanını görmedim. Ona baktığım zaman yüzüm güneşe batmış gibi aydınlanırdı der. Teşekkür ederim dostlar. Daha alayım, son bir şey söyleyeyim. Söyleyeceğim çok şey var da ben taban ablacığıma kalsın diye zaten söylemedim ama son bir şey söyleyeyim. Hani bu Mehmet Akif'in o Yalçın Işımer tarafından hakarete uğraması, ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhid, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sen koca Mehmetçiyi nasıl 305 tane ayağı çıplak bedeviyle mukayese edersin? Şeyi buydu. Sonra ben de düşündüm. Ya bu mesela Malazgirt'teki Alp Erenler'le niye mukayese etmedi?
İstanbul'daki efendime söyleyeyim, o ne Hasan'dı? Ulubatlı Hasan'la niye mukayese etmiyor? Muhaç'taki Malkoçoğlu'yla niye mukayese etmiyor da gerçekten bunu Bedir'de mukayese ediyor diye düşündüm. Sonra şunu gördüm. Dünyada bütün savaşların belli bir amaçları var. Ya bir toprağı elde etmek, ya karşıdaki düşmanı yenip ülkesini ele geçirmek veya şanını yükseltmek vesaire. Dünyada bunun bu şeyin dışında, Bedir Savaşı dışında bütün savaşların gerekçeleri bu, dünyevi. Bedir Savaşı'na baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir tarafta ya savaş bile savaşmaz, köy kavgası gibi bir şey. Bir tarafta 1000 kişi var, 1005 kişi diyorlar. Bir tarafta da 300 kişi, 305 kişi var. Bunlar ordu bile sayılmaz. Hazreti Peygamber şöyle dizilmişler karşısında. Bakıyor ki kendisinin yanında Hazreti Ebu Bekir var. Sağında. Karşı tarafta Kureyş ordusunda oğlu Abdurrahman elinde kılıç babasına sallıyor. Bu tarafında amcası Hamza var. Ya bir bakıyor Hamza'nın tam karşısında diğer amcası Abbas var. Bu tarafına bakıyor, yegeni Ali var. Ulan Ali'nin tam karşısında Akil var abisi. Yani kısacası bunlar hep birbirlerinin yakın akrabaları. Bir mülkü ele geçirmek, bir toprağı fethetmek, ganimet almak geçip gelmemişler. Tevhidle şirkin mücadelesi bu. Hazreti Peygamber bu manzarayı görüyor. Kendisi için kurulan çadıra geçiyor. Orada 2 rekat namaz kılıyor. Ve o namazdan sonra ellerini açıyor. Şu duayı yapıyor. Ya Rabbi, peygamberlere yardım sözünü, bana da özel olarak zafer vaadini yerine getirmeni talep ediyorum. Eğer şu bir avuç Müslüman helak olursa sana dünyada ibadet edecek hiç kimse kalmayacak. Çanakkale de böyleydi. Eğer düşerse payitaht, hilafet merkezi olan İstanbul'a düşman girerse İslam dünyasının sonu. Bunun için Bedir'le bunun mukayesesini yaptı. Yalçın Düşümer'in zihniyetinde olanların bunu bu şekilde şey etmeleri tamam da, fakat bir müddet sonra baktık ki birileri sen sahabeyle nasıl mukayese edersin Mehmetciğim? Size ne oluyor? Mehmet Akif'e birileri, isim vermeyeceğim, cemaatler. Sen nasıl Abdülhamid'e laf söylersin? Bahanesi. Ya kardeş, bakın bunlarla karşılaşırsın. Abdülhamid büyük bir padişah. Zeki bir insandır. İmparatorluğu yıkılan, yıkılmakta olan imparatorluk 33 sene o gemiyi yıkılmıştır. O bizimdir. Mehmet Akif de bizimdir. Bu ikisini karşı karşıya getirmek, birisini kendisine siper edip öbürüne kurşun sıkmak, sakın bu tür oyunlara gelme. Mehmet Akif için kanaatimi söylüyorum. Kur'an'ın tarif ettiği Müslüman Mehmet Akif'tir. Kur'an'ın tarif ettiği Müslüman. Ben hayatımda da onun gibi bir Müslümana rastlamadım henüz.
tarihte okuduğumda çok az nadir birkaç tane şahsiyet var onun gibi. Ona dil uzatmak. Niye biliyor musun? Safahat'ta tenkit ediyor bazı yerleri. Medreseyi de tenkit ediyor. Tekkezaviyeleri de ediyor. Bu ne hal diyor, bu ne cevap. Vay senin nasıl derdin bunu. Direkt vuramıyorlar. Abdülhamit evliyası üzerinden kurşun sıkıyorlar. Yazık. Hepimiz o ahiret günü o hesap meydanına gideceğiz. Yapmayın bunu. Akif'le ilgili çok acı şeyler var ama 10 gün anlatsam bitmez. Sabırla bu saate kadar dinlediniz. En azından nelere maruz kaldığını bazı örneklerle bir kanaat oluştu sizde. Sabırla da bizi dinlediğiniz için ben de hepinize teşekkür ediyorum.